Reader at Work 1 kitabımızın 130. metnine ulaştık kıymetli dostlar. 130. metnimiz fillerin mezarlığı, fillerin mezarlığı anlamına geliyor. I am going to have a very unusual holiday this year. Ben bu yıl çok sıra dışı, olağan dışı bir tatil geçireceğim. Buna sahip olmak demeyelim artık, tatil geçirmek diyelim. I am going to photograph elephants in Africa. Afrika'daki filleri fotoğraflayacağım. Bu burada verb. Bakın, fotoğraf isim ama aynı zamanda verb. Buna bir örnek daha verelim. Pen bir isim, kalem. Ancak aynı zamanda da yazmak anlamına geliyor. If you would like to do the same, aynısını yapmak istiyorsanız, you would better book your ticket soon. Biletinizi en kısa zamanda almanız gerekiyor. Peki buradaki yani bilet almak, bilet ayırtmak anlamına gelen kelime hangisi? Tabii ki de book kelimesi. Bakın book kelimesi çok güzel oldu yine üstteki kelime gibi. Noun olarak, isim olarak kitap demektir. Bunu herkes bilir. Ancak book verb olarak yani fiil olarak ne anlama gelir? Randevu almak, rezervasyon yapmak, ayırtmak anlamlarına geliyor. There won't be any wild elephants. Hiç vahşi fil olmayacak. In 20 years time. 20 yıllık bir süre içerisinde. Biz bunu şöyle diyebiliriz. 20 yıl sonra hiç vahşi fil kalmayacak. They will all be dead. Onların hepsi, tamamı ölecek. Except haricinde, kim haricinde? Maybe for a few, birkaç tanesi haricinde. Neredeki? In nature reserves, doğal koruma altındaki alanlarındaki doğal korumanın içerisindekiler hariç tümü ölecek. An elephant is a walking bank. Bir fil yürüyen bir bankadır. As far as hunters are concerned, avcılar için fil yürüyen bir bankadır şeklinde söyleyebiliriz. İlgilidirler ona. The reason, sebebi is the price of ivory. Bunun sebebi ise fil dişidir. Which was öyle ki 5 dolardır kilogramı 1960'lı yıllarda. But ancak şimdilerde 1 kilogramı 50 dolar olan fil dişinin kıymetidir. Nedeni ise fil dişinin değeridir. As the price went up, bu fiyat yükseldikçe, dikçe diyoruz as bir artışla beraber kullanılırsa, the killing started, öldürmeler arttı. Elephant population, fil nüfusu, popülasyonu, nerede? Afrika'nın doğusundaki fil popülasyonu started, başladı, falling, düşmeye başladı. And now ve şimdi total yani son tüm miktar African population, Afrikalı fil nüfusu is nedir? Düşüyor. Hızlı bir şekilde düşüyor ve şimdi de bütün miktar düşüyor. Yani bir önceki cümlede sadece doğudan bahsetti. Şimdi tamamında. Burada böyle bir karşılaştırma var. Doğu Afrika'daki fillerle genel fillerin sayısındaki düşüşten bahsediyorum. The largest estimates, en geniş tahmin, says that, söylüyor ki, there are about, yaklaşık vardır, ne kadar? 800 bin Afrikalı fil olduğunu söylemektedir. Yani en geniş tahmin, yaklaşık 800 bin Afrika fili olduğunu söylüyor. In 10 years time, 10 yıllık bir süre içerisinde önümüzdeki this figure
Bu rakam, figür burada rakam demek. Buradaki 800 bine gider. Bu sayı. Will be halved. Yarıya inecek. Yarılanacak. If hunting, eğer avlanma continues, devam ederse. As it is now. Şimdi olduğu gibi. Şu anki gibi. As it is now. Şu anki gibi. Şeklinde not alabilirsiniz. Şimdiki gibi avlanma devam ederse bu rakamın yarısı 10 yıl sonra yok olacak. Yani 400 bine düşeceğiz. Evet. Another 10 years, bir sonraki 10 yıl, yani 20. yıla girdik. And the wild elephant, vahşi filler will hardly exist. Neredeyse yok olacaklar. Neredeyse yok olacaklar. Buradaki hardly'nin manası neredeyse. Soleli var. Bunu söyleyebiliriz. Neredeyse. 16 of 35 African countries. Afrika ülkelerin 35 tanesinin 16 tanesi, 35'inin 16'sı, which öyle ülkeler ki have elephants, fillere sahip olan 35 ülkenin 16'sı are going to yapacaklar. Be going to gelecek zamanda planlı bir eylem. Restrict, sınırlandıracaklar. Trade, ticareti. In elephant products, fil ürünlerindeki ticareti sınırlandıracaklar, kısıtlayacaklar. And some of these, ve bunların bazıları are going to start special natural reserves. These dediği bu ne diyebiliriz? Ülkeler de olabilir, bu ürünler de olabilir. Are going to start başlayacak, özel doğal koruması başlayacak. Bunların bazıları özel doğa koruması altına alınacak. Öyle ki filler protected, fillerin korunduğu. O zaman bu which verle olan kısmı sıfat yapıp öne alırsak ne deriz? Bunlardan bazıları fillerin korunduğu özel doğa rezervleri başlatacak. Özel doğa koruma alanlarını başlatacak. Bunlar o zaman devletler. But ancak it may be too late. Ancak bu çok geç olabilir. If the hunting continues, eğer avlanma devam ederse, on its present scale, onun mevcut oranında, yani şu anki, bugünkü mevcut ölçeğinde bir avlanma devam ederse, the elephant fil will be a thing. Bir şey olacak. Ne zaman? Soon. Çok yakında. Think of the past. Geçmişten bir şey olacak. Avcılık bugünkü ölçeğinde, skalasında devam ederse, filler yakında geçmişte kalan bir şey olacaklar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi doğru yanlışlarımıza bakalım, sorularımıza. Yazar ne yapıyor? Bir normal bir tatil geçiriyor bu yıl. Hayır. Anormal bir tatil geçiriyor. Neredeyse bütün vahşi filler Afrika'daki yok olacaklar. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde eğer avlanma bu oranda devam ederse, bakın burada da rate kelimesini kullandı. Aynı oranda devam ederse 20 yıl içerisinde yok olacak filler. Doğru. Filler avlanır onların dişleri için. Fil dişleri için. Doğru. Ödül, ücret, fil dişinin ücreti düştü. 1960'lardan beri bayağı düştü. Yanlış, arttı. Önümüzdeki 10 yıllık zaman içerisinde iki kere pek çok Afrikan filleri şimdikinden daha ne olacak? Çok olacak. Bakın burada iki katı. As many as. Burada as many as var. Burada çok olacak diyor. Gitgide artacak önümüzdeki 10 yıl içerisinde. İki katına çıkacak diyor. Yanlış. İki kat azalacak. 800 binden 400 bine düşecek. Some countries, bazı ülkeler are planning, planlıyor. To protect, korumayı. Vahşi filleri korumayı aynen planlıyor. Onu da şuradan
Anlıyoruz. Special Nature Reserves. Evet. A fee, dördüncü satırdaki a fee kime gidiyor? Bakalım. A few in nature reserves, fillere gidiyor. Ne diyeceğiz? Vahşi filler. İkinci sayıdaki figure, bu da rakamdı. 800 bine gidiyordu. Devam ediyoruz. 10. satırdaki declining, minus, increasing, finishing, decreasing, growing. Tabii ki azalmak. Bu bitmek, bu artmak, bu artmak, bu azalma. 16. satırdaki restrict, sınırlamak, limit, değil mi? Limitlemek, sınırlamak anlamına geliyor. 130. metnimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.